Dün haberi aktarmıştık. Yapay zeka artık farklı bir noktaya gitti. Artık hukukta da tartışılıyor bir dava konusu haline de geldi diye. İstanbul'da özel bir üniversitede bir öğrenci yapay zeka ile online sınavda kopya çektiği iddiası var. Bu iddiayla e, öğrenci dersten bırakıldı. O da dava açtı. Yapay zeka bir delil olarak sayılamaz diye. Ekimizden Sena Gürbıyık bunu araştırdı ve hukukçulara sordu. Nasıl bir şey olacak bakalım yapay zeka davası? İstanbul'daki özel bir üniversitede hukuk öğrencisi kopya çektiği gerekçesiyle uzaklaştırma aldı. Bu kopya suçlaması diğer örneklerden farklı. İddiaya göre öğrenci online sınavda yapay zeka uygulaması kullanarak kopya çekti. Okul yönetimi durumu fark edince öğrenciye disiplin cezası verdi. Okul yönetimi yaptığı soruşturmada farklı yöntemlerin yanı sıra yapay zekadan da faydalandı. Ceza verdiğimiz 3 e, tane ayrı ayrı aynı öğrenciyle ilgili vaka var. Kontrolleri yapmaya çalıştık ya zaten bu öğrencimizin hadisesinde de bunun gündeme gelmiş olması bizim kontrolleri yaptığımızı gösteriyor. Şunu da denetlemek zorundayız. Yani birebir oradan gelen alıntıyı aynen sınavda kendisinin yaptığı bir şeymiş gibi sunarsa bu kabul edilmez. Kopya suçlamasını reddeden öğrenci dava açtı. Okul ücretini geri istedi. Hukuki süreç devam ediyor. Yapay zeka ile ilgili açılan bu dava yeni tartışmaları da doğurdu. Hukuk sistemi bu tür teknolojilerle ilgili düzenleme ihtiyacını ancak e, durumu biraz izledikten sonra yapar. Bu olayların yaşanması ve bu olaylar yaşandıktan sonra çıkan sonuçların vatandaşları, kişileri nasıl etkilediğine göre bakılacak ve ondan sonra bir hukuki düzenleme ihtiyacı duyacak. Bu sebeple de şu anda biz daha bu konuda emekleme seviyesindeyiz.